Günaydın. Gene günaydın. Gene bana günaydın. Size ne olur bilmiyorum. Dur, sizin görmediğiniz yerde şu navigasyonu ayarlayayım. Evet. Kayıt işini de şurada çözelim. Oraya da Kürt ablası denk gelsin. Ben de ondan sonra sigara içemeyeyim. Kahve içeyim ama. Belçika'dan, Brüksel'den bildiriyorum gençler. İstikamet Almanya. Neus. Imtowental 8 adresimiz. Depoya gidiyoruz. Bir depo. Tam depoya gidiyoruz. Ve oradan bir palet mal alacağım. Bir palet. İnşallah bu... Ben ne diyordu? Açınızı değiştirin. Onu yaptım. Buradaydı, buraya aldım. Tersten daha iyi olacak tahminimce. Şunu şuraya koyalım. Biz bunun yerini değiştirelim en iyisi. Heh, bu böyle güzel. Şunu da şuraya koyalım. Kahvemizi. Oo, tamam. İyi misiniz? Keyifler nasıl bu arada? Hava yağmurlu. Belçika'da bir marş yapalım. 4 derece şu anda. 4 derece. Günlerden cuma. Hayırlı cumalar diyerek yolumuzu başlatıyoruz. Yalnız yağmurda ve Türkiye saati sabah 10 olmasına rağmen burada saat 8 ve havayı görüyorsunuz gece yarısı gibi. Nasıl olacak bilmiyorum. İnşallah beklediğiniz sonucu alırsınız. Uzun zamandır yol videosu yapmıyordum. Hep şeylerle, sohbetlerle, muhabbetlerle idare ettik. Ve sohbet muhabbeti de çok sevmediğinizi biliyorum. Araç bir kendine gelsin. Ben tabii çekimden önce bir şey yaptım, çalıştırdım. Şu mikrofonu biraz daha aşağıya alayım. Malum ses ciğerden geliyor benim. Özellikle sabahları biraz daha dolu dolu. Ortalığı patlatmayalım. Birazdan bir ses açma denemesi yaparız sizinle. O da güzel olur. Şöyle... Aracı da sürüş konumuna getirelim. Farlar. Artık lambayı kapatıyorum. Ne kadar görürseniz. Zaten bu yavru çok bir şey çekemiyor. Yolla devam edeceğiz. Kamerayı oraya mı koyayım, buraya mı koyayım, ne yapayım falan derken bakalım. Fena da çekmiyor ya. Huhu. Tamam, böyle iyi. Böyle, böyle güzel. Kayda başlayalı 4,5 dakika olmuş. Tabii o test aşamasıyla falan beraber. Hala yürümedik. Bu arada şu görünüyor mu? Bakalım. Evet, burada bir cihaz var. Bu Belçika mount'u, onu da söyleyeyim. Bunu biz alıyoruz. Buraya takıyoruz, çakmağa takıyoruz. Şirket bunu tanımlıyor. Bak, 16ANG02. Tanımladıktan sonra Belçika'da rahat rahat gidebiliyorsunuz. Tabii bir de yük taşıma dozulanız olması lazım. O bende yok. Defter var bende. Defterle de gidiliyor. Semt defteri. Semt de değil mi? Cemt. Cemt. Öyle bir şey. Tamam. Yola çıkabiliriz sanıyorum. Her şey tamam. Eksiksiz. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bana müsaade. Belçika. Dediğim gibi Brüksel yakınlarındayım. Burada yattım bu gece. Ama tabii yani Brüksel yakınları derken çok da yakın değil. Yani herhalde bir 40 kilometre falan var. Şimdi burada neredeyim tam olarak adres gösteremeyeceğim için. Bu parkın çıkışı neresi şimdi? Hadi bakalım.
Bir görelim. Soldan bir yol gidiyor. Esso'ymuş burası. Esso. Ayıptır söylemesi, akşam bir tavuk burger gömdüm burada. Ne yapayım? Hava soğuk. 1 derece. 62 km sürüyor. Tamam, 64 km sürüyor. Yani dolap açılmıyor arkadaş. Yağmur yağmıyordu. Hani 2 kişi, 3 kişi olsanız koyun gibi birbirinize sokulup o dolabı açarsınız. Yemek yenir, yapılır da. Mecbur kalınır. Herkes birbirinden gaz alır. Ve o dolap açılır. Orada ne varsa pişirilir, yenir. Ama arkadaş tek başına ya. Tek başına zor. Burgerci, kral burgerci de yedik. Royal. Burada royal diyorum, anlamıyor kimse. Long diyorum, long. Long chicken menu, please. Give me the menu, give me the fucking menu. I'm hungry, man, I'm hungry. Give me the fucking menu. Okay, okay. Böyle şey, ha sinyali verdik ya, gelmeyecek şimdi. Ya hala alışamadım şuna. Biz de senden önce yola fırlarlar ya. Biz sinyali verdik diye adam yola çıkmıyor ya. O da arkamdan geliyor. Hah. Oh yes. Oh yes, oh yes. Benim oğlan hasta o adama. Neydi? Carl Cox. Carl Cox değil ya. Carl Cox. John Cox başka. Carl Cox işte ya. Tamam. Biri DJ, biri muhteşem sesli Türk sanatçı. İkisine de bayılıyoruz. Yalnız Carl Cox'un çaldığı müzik iyi de adam hiç konuşmuyor. Mesela gece eğlence devam ediyor böyle. Böyle gidiyor, tamam mı? Arada bir şöyle yapıyor. Oh yes, oh yes. Bu kadar adam. Böyle 3 saat falan çalıyor. Arada bir böyle oh yes, oh yes diyor. Bütün dünya onu öyle tanıyor yani. Elinde pankartlarla oh yes, oh yes yazıp konsere gidenler mi ararsın? Oh yes diye bağıranlar mı ararsın? Öyle yani. Niye bu muhabbeti yapıyorsun Erkan sabah sabah? Ne yapayım? Tako muhabbeti mi yapayım size? Ne yapayım yani? Aha, tako muhabbeti. Al, takoyu başlatmadan yola çıktık. Neyse, olur. Sıkıntı yok. Sigara da sönmüş. 6 euroluk sigaram sönmüş. İnanamıyorum, az iç diyor. 2 gün içmedim, biliyor musun sigara? Benim gibi adam. 2 gün. Bitti. Ne yapayım? Kapıkule'den çıkarken bir karton almıştım. Bulgar gümrüğünde o aramayı yapacak arkadaş geldi. Bulgar polisi. Gümrük polisi yani. Ben şöyle sakin sakin gideyim ya. 85 yapıp 86 yedim. Geldi. Yanımdaki adamı nasıl arıyorlar ama, var ya böyle dalmışlar arabasına. Vardır bunda sigara diye. Arıyorlar, tarıyorlar. Hallaç pamuğuna çevirdiler. Ben kantardan çıktım, kontrole girdim. Dedim, Doverden şef dedim. Bak, Doverden dedi. Kapra iş be dedim. Dovre dedi. Ondan sonra o Türkçe konuştu. Ben de İngilizce konuştum. Bulgar'da böyle bir şey yaşadık yani. Nereye gidiyor komşu dedi. Ben dedim Germanya, Belçika dedim. Yarı Türkçe, yarı Bulgarca. O dedi, ne var bagaj dedi. Ben dedim ki, ne yok ki dedim. Maşna var dedim. Ondan sonra grupaj var dedim. Çok dedim be. Pet adres dedim ya. Pet adres dedim ya. Of dedim. Sigara var dedim. Var dedim. Olmaz olur mu? O kadar adres gezeceğiz. Ne kadar var dedim. Bir karton var dedim. Ne var dedi. Bak LM ise canını yakarlar. LM çünkü alıp satanlar varmış. Bilmem ben. Dedim ince slim. Daha doğrusu ben markasını söyledim. O dedi, slim mi dedi. Slim dedim. Böyle göz kırptı ondan sonra. Bir paket verir misin dedi. Lan beni deniyor, şerefsize bak. Tabii dedim, gel.
Ne demek? Anasını satayım. Zaten bir karton aldım. Harbi harbi bir karton aldım. Onun da bir paketi polise gitti anasını satayım. Bir de bakıyor böyle, inceliyor. Sen içinde bir şey mi var? Aç iç. Allah. Sonra diyor ki bana, magazin yok burada be komşu diyor. Yani mağaza yok diyor. Yani alamıyorum ben diyor. Ya yalanını yiyeyim seni. Böyle nasıl hiçbir şey görmediğimiz bir video yapıyorum. Ne beni görüyorsunuz, ne yolu görüyorsunuz. Şöyle bir sisleri açayım da belki biraz aydınlatır. Neyse, bir paket orada gitti. Ondan sonra Mazot'a geldik. Daha doğrusu öncesinde Mazot'taydık. Zaten 2,5 saat orada bekledik. Bulgar'ın sistemi gitmiş. Oradan çık. Gel Sırba. Sırp'ta sırada bekle. Park yerinde yat. Gümrük Parkı'nda. Oradan çık şeye. Hırvat'a girmek için ta Erdutları falan dolaştık. Engin de vardı yanımızda. Bu arada Can da vardı, Can Ekler. Sonra oradan geçtik Hırvat'a. Hırvat'ta Zagreb'te yattık. Zagreb'ten kalktık. Geldim trene. Slovenya'daki trene. Tren sırası bekle vesaire vesaire derken oradan geç Avusturya, Suben, oradan Almanya, Almanya'dan Belçika. Bu servis bayağı dolaşıyorum ya. 5 tane yüküm vardı. 5'ini birden hallettim. Tertemiz. Şu an boşum. İlk yükümü almaya gidiyorum. 1 palet yüküm var depoda. O palet yükü de bizim Adem Aslan. Hatta şu 5 tarıcının muhabbet ettiği videoda Adem Aslan'ı görebilirsiniz. Hani şu izlemediğiniz video var ya. Bu arada YouTube niye böyle yapıyor bilmiyorum. Bildirim atmıyor. Ya da siz zile mi tıklamadınız bilmiyorum. Ben ne zaman yolda gidiyorum o videolar izleniyor. Ama böyle sohbet muhabbet olduğu zaman sürünüyor videolar. Ne yapalım? Demek ki bizim izleyicimiz de bunu istiyor. Biz de ona göre yollarda muhabbete devam edeceğiz. Yalnız ses... Böyle sabah sabah deli deli hareketler yapıyorum. Çünkü ses tam açılmıyor. Bu da benim hoşuma gitmiyor. Yani ses iyi, belki duyuluyor ama biraz daha böyle tınıları ortaya çıksa fena olmaz. Mesleki hastalık, yoksa normal doğalı bu zaten. Daha da bak mesela, daha derine inmiyor şu anda. Gitti burada. Burada olmaması lazım. Evet. Oldu. Açlık sesi. Bunu yapın. Yani millet size deli diyebilir. Ama yapın bunu ya. Bu eğlenceli bir şey. Ses açmak için. Bir de uyku açmak için gece. Hiçbir işe yaramıyor ama yapıyorum yani. Bir de sesi patlatma var karşı tarafa. Böyle sesi atarsın, o gider karşı tarafa. Diksiyon dersi veriyorum ya, bedava diksiyon dersi veriyorum. Daha ne istiyorsunuz ya? Ana, biz YouTube'da tırcı diye takip ettik bu adamı. Bu adam beni çıktı ya la. Evet. Öyle. İçerideki adamı bazen durduramıyorum. Ha! Bu ses atma işte. Bunu abim iyi yapar. Çocukları oldu, duruldu diyeceğim ama çok da değil. Oo, Mr. Jack. Buyurun, yol sizin. Tabii. Rüzgar da var ya. 2 derece şu anda. Az önce ne güzel 5 derece, 4 dereceydi. 2 derece. Hadi birazcık kaloriferi açalım.
Kaloriferi açmamış mıydın şimdiye kadar? Açmamıştım. Webasto çalışıyor çünkü. Webasto hiç kapanmıyor. Dur onu kapatalım artık. Yola çıkana kadar kapatmıyorum. Abi donduruyor. Bir anda donduruyor. Ya. Teneke sonuçta. Ne olursa olsun. Evet çocuklar. Evet. Oh, bunun da şey ışığı çokmuş ya. Onu bir kısalım. Heh, polis görmesin. Şimdi şunu aşağıya alalım. O kayda devam etsin bir taraftan. Şu Instagram'da geçen şey paylaştım. Bir tane bisiklet fotoğrafı paylaştım. İki tane daha doğrusu. İkisi de şu an arkada. Taşıyorum onları. Birini oğlana götürüyorum. Birini de ben hani vizem bitiyor artık. Bir servis daha atamayacağım herhalde. Onun için onunla da ben gezerim biraz. Sonra alır araca bir şekilde koyarız. Oraya gelen yorumlar var. Onlardan bakalım mı? İster misiniz? Ya nereye gitti? Oh, bayağı da yorum varmış ya. Evet bunlar sizin yorumlar. Instagram'dan takip etmeyen varsa hala takip edebilirler. Kaya 1972 KD. Usta videolarını bekliyoruz. Kalp atmışım cevaben. Ama zor yani. Ben şimdi mesela stok yaptım. 3 tane video çektim. Tatildeyken onları yayınlayacağım. Muhtemelen bu da son video olacak. Ya da araya bir yere bunu sokarım. Ya da ilk önce bunu yayınlarım. Sonra diğerlerini yayınlarım. Aynı arkadaş artık bisikletle mi çekeceksin videoları demiş. Ya bisikletle video yazın çekilir anca. Olabilir niye olmasın. Tır videoları çekmeye devam. Tracking videos inside this channel always. Ha, bir tanesinde havalı şey var, koltuk var, enteresan. Rahat oturak önemli demiş Ertuğrul Yalçın 1988. Ertuğrul Yalçın olarak çok mu arkadaş var acaba? Ondan mı 1988 yoksa doğum tarihimi bilemedim. Kışlıklar takılmış demiş Ahmet JL CN. CN ile JL arasında nokta var. Tarık Batı'nın babası. Erkan abi yıllar önceydi. 2000 yıllarında rahmetli babam da Sönmez Bustaş'ta çalışırken Almanya'dan getirmişti bisiklet. Resmi görünce aklıma geldi. Seviliyorsun Erkan abi demiş. Duygusal. Tarık Batı'nın babası. Biz de seni seviyoruz. Allah rahmet eylesin babaya. Mekanı cennet olsun inşallah. Güzel. Vay Necmettin abim. Kendisinin Şirin isminde nefis bir husky'si var. Ve husky sportman bir husky. Bayağı bir şeyi var. Antrenmanları falan oluyor. Koşturuyorlar onu. Tabii o koşarken arkadan bizim arkadaşımız da şey yapıyor. Bisikleti çektiriyor ona. Şirin'i göndereyim mi sana demiş. Gönder Şirin'i bana, gönder. Necati ya, Necmettin nereden çıktı? Necmettin bizim Neco. Necati. Sayın Necati Acarsoy. My Husky Şirin diye Instagram adresi var. Çok severim. Ne zaman yolum Wolfenbüttel'e düşse ararım kendisini. Gezeriz beraberce. Seviyoruz. M.Demirci sonra Y'li. Bu fikir süper olmuş abi. Ulaşım için ideal bir yol diyor. Bisiklet için tabii ki. Bisikletçilere de buradan selam çakıyoruz bu arada. Göz kırpıyoruz yani anladın mı bu videoda? Reis gel İznik Gölü'nün etrafını turlayalım demiş. Yunus Bülbül 1626. Senin doğum tarihin olamaz değil mi? Tamam olur. Ama yazın yapalım onu diye de cevap vermişim ben de. İzmirli official. Bu arada ne ötüyor? Radar var diyor. Yavaş git diyor. Radar var ha. Ama 120 ile gidersem onu söylüyor. Ben 86 ile gidiyordum. Onu bir 82'ye düşürelim biz gene de ne olur ne olmaz. Çat 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 sesler geliyor bu arada arkadan. İzmirli official. İki tane yol arkadaşım var da bir tane video yok ama reis diyor. O da video yokluğundan yanıyor. Arkadaş son iki videomu izlemediniz. Ya son iki video pert. Ondan sonra video yok diyorsunuz. Video var.
video var, siz izlemiyorsunuz. Ben videoyu yüklüyorum, izlenmeyince ben de diyorum ki bu bir izlensin bakalım. Ondan sonra paylaşırız diyorum yani. Yalan değil, doğruya doğru. İzlenmiyor. Videolar 15 bin, 20 bin aralarında benim normal şeyi bu. Seyri bu. Video 2000, 2500'de kalınca diyorum ki herhalde insanların işi var, izlemediler. Yeni video atıp da onu da boşu boşuna yayınlamak istemiyorum. Evet, Yusuf Yıldırım Konak Tır Parkı'nda karşılaşmıştık onunla şeyde, Gebze'de. Erkan abi ben seni izliyorum falan diye hiç yorum da yapmıyormuş ama takip ediyormuş sıkı. Seviyoruz kendisini. Tanıştık orada Yusuf Yıldırım. Abi diyor Konak Tır Parkı'nda bunu söyleyeceklerini biliyorum demiştin diyor. Hani video yok, video paylaşmıyorsun, niye video paylaşmıyorsun diyorlar ve diyecekler demiştim. O da onu hatırlatıyor bana. Dediğim de oldu. Bak İzmirli Official. Mesajımı okumuyorsun diyordun önceki videolarda. Al okudum şimdi. Ama videoları daha sıkı takip ederseniz daha şahane olur. Belçika'nın yolları. Biraz daha... O ne oluyor ya? Taş mı geldi cama? Ama patlatmayalım ortalığı. Şöyle bir statik elektriğini alalım bunun. Tamam. Benim oğlan da boş durmamış. Disk frenli benim diyor. O da ağzının tadını bilir. Hemen kapmış bisikletin iyisini. Diyor... 17. noterde sabah 10'da buluşalım diyor. Ben üzerime alayım o bisikleti. Terbiyesiz herif. Ben de araç takası olur dedim, ne diyeyim. Üstüne para isterim diyor. Yok artık, arabayı kim verdi sana? MRTYZC25. Tahmin ediyorum şimdi. Murat Yazıcı. Mesela bu harflerden bu çıkıyor. Evet, tako uyguluyor musun abi? Tabii tako. Tako uygulamadan olur mu ya? Tako uygulamadan sen ne yapıyorsun ya? Bisiklete el koyarlar. Ceza yeriz. Yiğit Koz. Yaşamak istediğim hayatı yaşıyorsun. Bilmem. Öyle mi dersin? Öyleyse. Ne ala. Sen de yaşa. Sıkıntı yok. Hasan Ceylan 1976. Erkan abi. Bisiklet tamiri ihtiyacın olursa Murat abiyi bul. Profesyonel mekanisyen şimdi Hollanda'da çalışıyor diyor. Murat abiyle tanıştık, ben de ona cevap vermişim. Murat ağır dilli, çok önemli bir mekanisyen. Ama tabii o yarış bisikletleriyle ilgileniyor. Ve çok önemli takımların da mekanisyenliğini yapmış. Böyle mucit bir adam. Beraber bir servis gelme şansımız oldu, tanışma şansımız oldu. Çok güzel bir abi. Böyle değerli insanlarla tanışıyorum bu yollarda. Bu da benim için muhteşem bir haz kaynağı oluyor. Sevgi saygı hem Hasan Ceylan'a hem Murat Ağırdilli'ye. M. Kemal Kızıl. Heh Erkan Bey, iyice özendirin bizi tırcılığa. Yapın bunu diyor. Hani ne güzel işte, fena mı diye cevap vermişim zaten. Koray Karadağlı, yeni araçların hayırlı olsun. Avrupa mı çalışacak, Asya mı diyor. Her yere çalışırım, bisiklet bu sonuçta. Mazot derdi olmadığı için her yere çalışılabilir onunla. Hüseyin Sezer, yalnız Can Ekler'in hayalini çalmışsınız, iyi geceler diyor. Böyle baştan bir böyle çalmışsınız görünce biraz moralim bozulmuştu. Hatta yazdım hoş olmamış diye de yanlış anlamışız. Mecazi anlamda söylemiş kendisi. O bakımdan ben de kendisine özür diledim zaten. Böyle bir muhabbet yaşandı. Evet, Instagram mesajları bunlar arkadaşlar. Güzel. İşler güçler yani böyle. Bakalım ses kaydetmemiz devam ediyor mu? Evet. O kaydede dursun şurada. Siz anlatın biraz da yahu. Keyifler nasıl? Mutlu musunuz? Hayat nasıl gidiyor? Tırcı olmak isteyenler vardı aranızda, oldular mı? Yoksa vaz mı geçtiler? Bak bizim bir arkadaş vardı. Mustafa şey, ay tövbe estağfurullah ya, ben bu sabah niye böyle unutuyorum. Mehmet Ali Kuzu. Mermer Ocağı'nda beraber çalışmıştık. Ben dedi uluslararası transportçu olacağım abi dedi. Ol dedim ben de.
Çok uğraştı be. Vallahi çok uğraştı. Yani size şaka gelir. Biraz zordur da yani. Hani önce kamyon ehliyeti, sonra tır ehliyeti, sonra SRC 3, efendime söyleyeyim psikoteknik. Bunlar zaman alan şeyler. O yüzden yılmadı adam. Aynı benim yaptığım gibi yılmadı. Çalıştı, didindi. Sağda solda onun bunun tırına bindi. Ve sonuçta başladı tırcılığa, biliyor musun? Tırcılığa başladı. Şu an yurt içinde. Eminim ki birkaç ay sonra o da şeye, uluslararası taşımacılığı başaracaktır, yapacaktır. Tabii çok çalışmak gerekiyor. Özellikle ilk başta çok çalışmak gerekiyor. Zordur yani yurt içi çalışmak. Oraya git, oradan gel, buraya git, buradan götür, oradan onu al, buradan bunu götür, bunu Kapıkule'ye götür, Kapıkule'den başka araç al gel. Abi uyumadım falan, abi çok önemli, ekspres büyük, şudur budur falan filan. Yani perişan ederler adam. Peşin peşin söyleyeyim. Öyle yani ben bunca yıldır masa başında iş yapmış adam olarak ilk başta ben de zorlandım, ne yalan söyleyeyim, şimdi itiraf edebilirim. Ama hayır demedim hiç kimseye. Hep tamam yaparız, hallederiz dedik. Çıktık yola. Tabii yani çok kendimizi öldürecek kadar da böyle uykusuz kalmadık da yine normal seyrinde her gün evinde uyuyan adamların öyle kolay kolay adapte olabileceği bir şey değil. Sonradan alışıyorsun zaten. Şimdi mesela bugün mesela uluslararası taşımacılığa çıktığın zaman rahatsın. Mesela bugün normalde benim 11 saat mola verip yola çıkmam lazımdı. Ama benim alacağım paleti başka bir depodan Adem Aslan tan depoya götüreceği için ben onun saatine göre uydurdum kendimi. Şimdi boşu boşuna takografı başlatıp da şey yapmayalım diye ne onun adı? Erkenden başlatıp da erkenden bitirmek zorunda kalmayalım. Başka yerlere de gideceğiz. Başka adreslerden de yük alacağız diye. Onun bizim depoya varma saatiyle eşleşecek şekilde çıktım yola. Normalde ben gece yarısı çıkacaktım. Yani aşağı yukarı bir 15 saat dinlenmişim. Şimdi bu işin de bu güzelliği var. Yani bir saat uydurma durumu çıktığı zaman meydana ya da boşsan, herhangi bir yere yetişmiyorsan, gitmen gerekmiyorsa vur kafayı yat. Yani bol bol dinlenecek vaktinde oluyor. Gülüm, devam ediyor musun kaydı? Aferin. Sen ne yaptın? Johnny White. Vallahi Johnny White de devam ediyor. Johnny White top 7. GoPro güzelmiş ya. Güzel. Bir tane daha alayım bu. Yavrum, bak gösteremiyorsun beni. Bak saç detayı yok, bıyık detayı yok, hiçbir şey yok. Yani gösteremiyorsun. Biraz daha hava aydınlansın diye bekliyorsun. Biliyorum yani. E ne yapalım? Erkan abi sen de ışıkları yaksan. Ya ışıkla yakınca yol gidilmiyor ki. Al yakayım artık, yakabilirim. Al yaktım. Buradayım yani. Ama kapatalım. Hava birazdan zaten aydınlanacak. İyice şafak sökecek. Yaklaşık herhalde bir 20 dakikaya bir şey kalmaz. Ama hava bulutlu, puslu, rüzgarlı. Bak rüzgar gülleri dönüyor. Görünüyor mu bilmiyorum, sol tarafta. Bu Belçika'yı sevdim ben. Bir Belçika'yı, bir Hollanda'yı sevdim. Böyle Alman'daki gibi aldır aldır 90'la sürmene gerek yok. Çok fazla tır da gelmiyor. Bazen tabii sıkışıyor. Oo, Brüksel'in orada bir sıkıştık dün. Hop, 2 saatimi yedi. Adım adım, adım adım. Bir de hani şey vardır ya, şehrin içine girmeden ring atarsın, etrafından dolaşırsın. Sanırsın şehrin içinde veba salgını var, kimse içeri girmiyor, herkes ringde. Alabildiğine araba, alabildiğine. Yani sanıyorum dünyanın en kalabalık şehirlerinden bir tanesi olsa gerek. Yani bu kadar araba nereden geliyor dedim. Tabii plakalara bakınca anlıyorsun, bir geçiş noktası. Hollandalısı da var, Lüksemburglusu da var, Litvanyalısı da var. Zaten Belçika'nın kendi araçları var, İngilizler var, yani bu taraflar. Fransızlar var, tam Fransa sınırına yakın gezdim böyle. Hatta navigasyona o kadar böyle dikkat ettim ki aman dedim yanlışlamaya Fransa'ya girmeyeyim şimdi hani. Yani polis görür derken nerede senin doz olan var mı? Defterim var, yazmamışsın.
Yani şimdi yazmadın çünkü yoldasın, bilmiyorsun ki girdiğini. Ondan sonra şey, ne onun adı? Otoban vesaire nasıl oluyor bilmiyorum. Oraya ben daha önce gitmedim. Tabii yolda gürültü yapsın böyle. Sese bak, mooo diye. Herhalde buralar buzlanıyor falansa kazımışlar yolu. Değişik bir yapısı var. Lastikler ses yapıyor. Evet, bir video paylaşmıştım. Altına yorum yapın, o yorumlardan soruları cevaplayayım demiştim. Ama oralarda kayda değer bir soru gelmedi gördüğüm kadarıyla. Şöyle bir bakalım mı yine de YouTube'a? Benim kaçırdığım, atladığım bir şey var mı? Aa, yeni bir şey daha var. Aa, eski videolara gelen bir şey var. Evet, yeni videolardan bir tanesi. Oynar başlı mı abi kamera demiş. Oynar başlı değil. Kendi içinde görüntü sabitleyicisi var bunların. O yüzden oynatıyor. Yine eski videolara gelen yorumlar var. Erkan abi günaydın, bir şey aklıma takıldı. Hadi bakayım aç. Can Ekler abiyle aynı firmada mı çalışıyorsunuz? Yok gülüm be, o şeyde. Varsan da o, ben sönmez değil. Ben sönmez mustaş değil. Beraber videoda çektik. O eski Avusturya fiyatları ile ilgili bir şey de var. Murat Emre Tüfekçi. Dur bakayım ne demiş. 542. Abi orada da bulduğumuz yere isim yazmışız. Halit ve Sema. Biz değişik bir milletiz diyor. Evet, bu Beştırcı beraber gezdiğimiz videoda arkada görünen isimleri fark etmiş. Eray Atik. Yine eski videolardan birine yorum yapmış ama onu ben bir öne alayım. Şöyle diyor. Ben bir şey soracağım. Edirne'de yaşıyorum. Tır kuyruklarında dor sesi boş, arka kapakları açık araçlar görüyorum. Kapaklar neden açık tutuluyor? Bunu merak ediyorum. Kokuyu önlemek için falan mı? Yok, boş olduğunu beyan ediyorsun orada. Hani nasıl olsa gümrüğe gidince boşsa aç bakalım diyecekler ya. Önceden açılıyor yani. Olay o. Ahmet Cam, ağzınıza sağlık, verdiğiniz bilgiler için sağ olun demiş. Berat Demiray ile yaptığımız video için yorum atmış o da. Harun Ergün, abi ya trende araç bozulsa nasıl indiriyorlar diyor. Hemen söyleyeyim, bizim Engin'in başına geldi. Hatta bir videoda da ondan bahsettik. Şöyle, senin bulunduğun vagonu ya da iki vagon arasında kaldıysan o iki vagonu kesiyorlar. Makas değiştiriyorlar. Makas değiştirme parası, cezası, şusu busu var ama zaman zaman da böyle bir şey gündeme gelmiyor. O anki psikolojilerine göre değişir. Ama seni kenara alıyorlar, servis geliyor, aracını yapıyor, trenden indiriyor. Sen sağ ben selamet bir sonraki trene biniyorsun. Mehmet Özgen, abi yanında beleş birkaç ay çalışayım tırın yapma öyle ya. Tırın temizliğini diyor, yaparım. Dorse kapaklarını açar kaparım diyor. Yeter ki tecrübe kazanayım, yanında yaş 26 yardımcı olur musun? Öyle bir uygulamamız yok be güzelim ya. Vallahi olsa niye olmasın yani. Falan falan. 26 yaşındaymış, tırcı olmak istiyormuş. Evet. Yaşar Eröz, emeğine sağlık, devam, yolun açık olsun usta diyor. Teşekkürler. Reis Acar, bir saniye ona bakacağım. Yalnız külüm düşmek üzere. Oh. Şunu bir döndürelim. Evet. Şimdi devam edebiliriz. Reis Acar. Bakalım ne diyor. Bu Almanya'da yaptığım alışverişle ilgili bir videoya cevap vermiş herhalde o da. Selam. Almanya alışverişi Türkiye'de olsa ya da TL'ye çevirirsek yaklaşık 130 lira eder. Fiyatlar aynı seviyede gibi olur. Hayırlı işler. Hayır. Bizim anlatmak istediğimiz o değil.
Biz Almanya'da alışverişte o kadar malzeme aldık ve 19 birim para verdik. Adamların parasıyla düşün orada. Çünkü o adam 2000 euro maaş alıyor. 1900 euro alıyor ya da 1700 euro alıyor. Yani aşağı yukarı Türkiye'deki asgari ücret 2000 lira, oradaki de asgari ücret. Zaten asgari ücret almıyorlar. Asgari diye illaki asgari verilmiyor. 2000'e 2000 alıyoruz. Yani bizim 2000'de kaç ödüyoruz? 130. Onlar 2000'de 20 ödüyor. Mesele o yani. Biz onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani adam 100 kere alışveriş yapıyor, sen 20 kere alışveriş yapamıyorsun. Onu anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden ucuz. Yoksa ona bakarsan benim içtiğim sigara şu anda 6.30 euro. Hadi çevireyim mi şimdi Osmanlı'ya? Allah'ım. Çevirirsek 6.30 çarp yani. 40 lira ya. Yuvarlayalım yani. 40 lira bir paket sigara. O pahalı falan mı diyeceğiz şimdi? Adam 2000 alıyor, 6 lira sigarasına veriyor yani. Pahalı mı? Ben 16 lira veriyorum Türkiye'ye, 14 lira. Şaka gibi. Onu anlatmaya çalıştık. Evet. Viyana videosuyla alakalı bir yorum var, ona da bir bakalım. Kagran'dan U1 metroyla Romanplatz'ta inseydiniz, alın size Türk bölgesi. Ayrıca bir daha geldiğinizde haberim olursa sizi seve seve gezdiririm, saygılarımla diyor Murat Akpınar. Bir daha geldim. Bir daha da geldim. Sanıyorum bir daha da geleceğim ama şu an değil. Ben de bu mesajı yeni görüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Baron mesaj atmış. Yine o 5 tırcının gezdiği. Necmettin, Adem. Efendime söyleyeyim. Kim vardı başka? Şaban abi vardı. Sarıların Selo vardı. Vardı biri daha ya. Bah, gelmedi aklıma. Ya köprünün altında içi boş muhabbeti var ya. Ne güldüm ya diyor. Evet ya, yani biz de güldük ona da. İçi boş mu, dolu mu bu köprünün falan diye. Adem diyor ki içi dolu olsa böyle durur mu bu kadar beton yukarıda diyor. Biz de yani dolu olmasını ümit ediyoruz. Üstünden tırla geçiyoruz çünkü. Evet. Viyana'nın hiçbir yerinde hiçbir zaman Türk bulmak zor değildir diyor DC Onur. Onr daha doğrusu. Abi nerede ya bu Almancılar? Burası çok pahalı geçinenler. Vay, trip atmış. Paso Can. Abi nerede ya bu Almancılar? Burası çok pahalı geçinemiyoruz diyenleri bir görebilir miyiz? Sahne sizin, tiyatroya devam demiş. Atar yapmış ama yapma. Onları seviyoruz ya. Onlar da bizi seviyor. Ya ne hoşuma gidiyor biliyor musun? Tamam yeter bu kadar yorum. Hoşuma giden şey şu. Mesela biz yollarda böyle gidiyoruz ya. Arkadaş. Korna çalıyorlar ya. Bayılıyorum ya. Bayılıyorum. Dün 5 kişi 5. Bir tanesi kendini parçaladı ama böyle. Da 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 geçiyor. Bir taraftan böyle işte BP işareti yapıyor. Bir taraftan korna çalıyor. Bir tanesi böyle şey yapıyor, parmak gösteriyor, sensin yapıyor, bir numarası yapıyor. Aa arkadaş dedim, ne oluyor, ne yapıyoruz, nereye geldik? Hayır tanıdı da mı öyle yaptı? Zannetmiyorum. Ama çok keyifleniyorum yani, çok çok eğlenceli oluyor. Açalım artık, açalım evet. Eğlenceli oluyor işte biz. Moralimiz yerine geliyor, moralimiz düzeliyor. Keyif alıyoruz. Bu arada şunu da hemen gözüm takılmışken şey yapalım, aktarayım. Belçika'da otoban ücretleri değişken. Bazı yerlerde işte nasyonel yollarda sıfır, para almıyor, cihaz yazıyor. Bazı bölgelerde 16 cent, şu an gittiğimiz yol 16 centlik, euro cent bir yol. Aşağı yukarı 47,80 kilometre, yani 48 kilometre yapmışım. 7,22 euro yazdı. O cihaza yazıyor. Dün gittiğim yollarda 15 centti yollar. Ona göre işte yaptığımız kilometreye göre bir 50 euro falan da orada yedik. Onu da söyleyeyim. Tabii tır için bu fiyatlar yani normal şeyde değil. Taksiler nasıl ödüyor, ne yapıyorlar bilmiyorum.
O konuda bilgim yok. Evet. Böyle gidiyoruz. Ya böyle ışığı niye kapatıyorum? Şimdi kameralar falan var. Sağda solda ne bileyim polis geçiyor. Hani olur ya. Ne yapıyor bu adam deyip dur merak edip durdursa bile benim için vakit kaybı. Onu istemiyorum. Ondan öyle gidelim işte. Zannedersem Total, evet Belçika'da hakim. Çok fazla görüyorum. Bu arada yakıt durumumuz ne? Var. Var biraz. Yeter. Adrese zaten kalmış 150 kilometre. Oraya kadar rahat yeter. Oradan sonra da yakınlarda bir AS24 var. Biz AS24'ten alıyoruz mazotumuzu. Oradan bir dizel takviyesi yaparız. AdBlue'u da takviye ederiz. Şu an boş zaten araç. Yani birçok 4x4 şeyden, SUV'den az yakıyor şu anda. Bakalım ortalama yakıtımız ne? 18. 18 litre kilometreye. Hop gaza bastı 35 oldu. Ortalama 20 diyelim biz ona. Evet. 20 civarları. Yakıtı şu anda boş haliyle. 20-22 ton civarında giderseniz gittiğiniz yola da bağlı olarak değişkenlik göstermekle beraber uzun yolda 35-37 yakar. Yani çok da yukarı çıkmaz. Bazı tırlar var mesela 40-45'leri görür. Renault'un bu konuda güzelliği oraları görmüyor. Rahatız yani. Ne yapıyorsun Johnny White? Çekiyor musun hala? Oo güzel, hava aydınlanmış sende. Bizde de aydınlandı da senin kadar güzel görmüyoruz biz. Tabii siz öyle görüyorsunuz. Oo arkaya da tır gelmiş. Biraz gazlasak mı? 86. Oo, tam gazladık adam geçmeye kalktı. Şimdi diyecek ki bana mı lan gıcıklığın diye. Polonyalılar yapıyor onu genelde. Hani şu Ivona'nın akrabaları. Sen ne zaman onu sollamaya kalkarsın, adam gazlıyor, gaz basıyor. Ya arkadaş sen 85 ile gidiyordun, ben seni 90 ile sollamaya çıktım. Niye kafa kafa gidiyoruz şimdi? Sokmuyor seni içeri ya. İşte orada bir kalibrasyon farkından mı, bir yarım puan, bir puan farkın varsa geçiyorsun adamı. Yoksa geçirmiyor, götürüyor seni şeye kadar. Sollama yasağının olduğu yere kadar götürüyor. Sollama yasağı girdi mi de şimdi sen düşün bakalım yapıyor böyle. Hani bir niyeyse bir gıcıklığı var yani sadece Türklere değil herkese. Polonyalılarda böyle bir acayip bir hal var. Anlayabilmiş değil. Bosna Hersekliler'de de var bu. Bak tabii. Çanakkale yolunda başıma geleni anlatayım. Arkadaş uyuz gidiyor. Tam sollamaya çıkıyorum basıyor gaza giriyorum arkasına. Tam sollamaya çıkıyorum, basıyor gaza, giriyorum arkasına, düşüyor gene adam 80'lere. Çıldırıcıyım. Dedim, oğlum sen Türk'le uğraşılmayacağını bilmiyorsun. Hemen bir rampa bulursun. Bu adamlar 90'ı çok fazla geçemez. Geçtikten sonra işte bir 20 saniye, 25 saniye süren var. O sürede tekrar eski haline, yani 90'a düşmezsen, 90'ı geçtikten sonra tekrar düşmezsen, takograf hata yazar. Der ki aşırı hız hatası 30 numaralı hatayı verir, kod verir. Senin yerim takonu da hatanı da. Bir topuk 100, 105, 110, 120 o da geliyor ama. Bir saldık aşağıya kadar. O frene basacaksın oğlum dedim. Yürü. Tabii 30 saniyeye gelmedi. Bir asıldı frenlere tak gitti geride kaldı. Ben devam yapıştırdım arayı da açıyorum yani. Hani dış kulvardan gelen Bolt Pilot misali. İzlediniz mi o filmi? İzlemediyseniz kapat hemen. İzle. Çok güzel film. Efendime söyleyeyim. Tabii benim tako disko topu gibi dönmeye başladı yani. Hata 30 numara hata ama tamam hata bir kere yazıyorsun ama 5 kere yazmıyorsun gibi şeye aşırı hıza. Ondan sonra yolumuza girdik. Rahatladık. Hadi dedim şimdi o düşünsün. Ama biz yapmıyoruz o uyuzluğu. Tekrar yavaşlayıp da adamı 80'e 75'e de düşürmesini bilirdim ben. Ama onu yapmıyoruz işte. Bazı milletlerde böyle acayip huylar var. Onu da söyleyeyim. Yollarda nelerle karşılaşıyoruz biz? Nelerle? Of. Ay ay. Daha ne kadar sürecek bu yol?
Almanya'ya ne kadarımız kaldı hiç bilmiyorum. Şu an cep telefonundan kayıt yaptığım için kaç kilometrelik bir yol geldik ona bakacağız. Sonra videonun başlığında artık yazarız şu kadar kilometre tır yolculuğu diye. Ona bayılıyorsunuz çünkü yani. Abi 20 kilometre gittim Viyana'da, izlediler. İzlediniz. 80 kilometre gittim başka yerde, onu da izlediniz. Uzun olmasına rağmen. Bir saatlik falan videolar bunlar. Ondan sonra 30 kilometre bir Schönberg'e yolculuğumuz var, onu da izlediniz. Hoşunuza gidiyor. Şu an biz sürüşümüz 41 dakika oldu. Evet, 41 dakikadır yoldayız. Ortalama 80-85, 82 diyelim biz ona gidiyoruz. Oradan hesabını yapın kaç kilometredir yoldayız. Ve aşağı yukarı 9.1 kilometre sonra yönümüzü değiştireceğiz. Ama Almanya'ya girecek miyiz onu bilmiyorum. Bakacağız. Aachen kapıdan geçeceğiz. Aachen. Evet. Bir de şunu söyleyeyim. Belçika'dan navigasyona Almanya'nın herhangi bir yerine yazarsanız, yani Orta ve Üst Almanya, Kuzey Almanya diyeyim ben size, o bölgelerden birini yazarsanız sizi Hollanda içinden geçiriyor. Ne oldu gülüm? Kayıt durdu. Niye? Şeyimiz mi bitti? Bakalım. Kart doldu. Evet. Konuşmaya buradan devam edeceğiz. Bunun kartı doldu, iyi mi? Gerçi var cep telefonunda kart, başka yerde de var da o kim uğraşacak şimdi? Ne diyordum? Navigasyona yazarsanız, derseniz ki ben Almanya'ya gidiyorum işte, Köln'e gideceğim, Duisburg'a gideceğim, Düsseldorf'a gideceğim, Dortmund'a gideceğim, Essen'e gideceğim gibi, yani üst bölgede herhangi bir yer yazarsanız sizi Hollanda'nın içinden geçirmeye çalışır. Buna dikkat edin. Belçika ile Almanya'yı direkt bağlayan Hollanda'nın bir çıkıntısı var aşağıda. Onun tam altında bir Aachen kapı var. Yani Hollanda'ya girmeden, nasıl söyleyeyim sana, Yunanistan'ın Atina'sı var ya, İtalya'nın böyle çizmesi var ya, hani onun gibi bir bölge var orada. Türkiye'nin Hatay'ı var ya, öyle bir yer. Bir tarafının Belçika, bir tarafının Almanya olduğunu düşün. Ortada Hatay dediğim yerde neresi? Hollanda. Bir kısmı tabii. Seni oradan kestirme atmaya çalışıyor. Ama ne yapıyorsun? Sen orada ayar yapıyorsun. Hemen diyorsun ki buradan geç. Rota alternatif düzenle. Aachen kapıdan geçecek şekilde ayarlıyorsun. Navigasyon güzel götürüyor o zaman seni. Zaten hani navigasyona güven, güvenme demiyorum. Ama muhakkak tabelaları takip et. Evet, gidiyoruz yine E40 üzerinden Aachen kapıya doğru. Oh be, siz görmezken ben de şöyle bir tane daha yakayım da sonra laf ediyorlar. 6 euroluk sigaramdan. Yo, 6.30. Evet. Çeşit çeşit araçlar. Yalnız yol niye bozukmuş bu kadar ya? Hayret bir şey. Bir de önüme atlıyorlar. Belçika'da yol yaparken kesinlikle sürüşünüzün iyi olması lazım. Çünkü yani bir başka ülkelerde belki böyle bir şey yok. Ama burada hem araç çok hem de yol geçişleri çok acayip. Yani birden seni oradan oraya atabiliyor. İnsanlar da böyle Almanya'daki gibi değil. Yani kültürel anlamda bir farklılık var, belli. Evet. Bu arada yani karşıdan gelen trafiği görüyorsunuz değil mi? İşte böyle bütün her yerden geliyor. Brüksel'de birleşiyor. Brüksel şişiyor ondan sonra. Şuraya bak ya. Korkunç.
korkunç. Renault'da frene otomatik motor frenini de devreye sokarak kullanıyorum freni, daha doğrusu. Yani frene takviye gerekiyor. Normalde egzoz freni devre dışı iken frene bastığınız zaman yükünüze oranda evde kimse yok. Yani pozisyon yok. Hani evet, bir şey hissediyorsun böyle bir yavaşladığını ama böyle ben dururum güven vermiyor açıkçası. Ama egzoz fren desteğini de açınca frene bastığınız anda o da devreye giriyor. Cuuu diye hemen sizi tuttuğunu hissettiriyor. Ben onun için açık kullanıyorum onu. Tavsiye ederim. Ya efendi işte ne onun adı? Kışın retarder çekmek tehlikeli. Ya değil. Retarderse çok sağlam çekiyorsa ayrı, onu bilemem. Ve aracın şasi uzunluğu kısaysa makaslatabilirsin. Çat diye alırsın dorseyi önüne. O ayrı. Ama bunlarda, Renault'larda, Mercedes'in Actros'unda, gerçi Mercedes'in Actros'undaki retarder de retarder değil ya. İşte gördüm, bak hemen selamı çaktı arkadaş. Biz de karşılığını verdik. Renault'larda, Iveco'larda vesaire, bunlarda kolay kolay makaslamaz. Volvo'larda özellikle sıkıntı olmaz yani. Tabii çok kaygan zeminde sen normal frene bassan da sıkıntıdasın. Ona göre dikkatli kullanmakta fayda var. Ben şunu bir geçeyim. Hatta bir power yapalım şurada. Kop 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 kop. Böyle nitroyu açmışsın gibi gidiyor ve maşallah maşallah. Vay 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 vay. Tırmanışa gel. Rampa çıkıyoruz ha bu arada. Rampa da hızlanıyor bu araba. Maşallah maşallah. Ah be kuparıcım. Ne atladın önüme? Sol iki şeride diyor. 3,5 tondan yukarı araçlar girmesin diyor. Sağ şeritten devam etsin diyor. Az önceki tabela onu anlattı bize. Onun da bilgisini vermiş olayım. Vallahi gidiyoruz işte Almanya'ya doğru, Ahenkapı'dan geçeceğiz ama hafızamız yeter mi bilmiyorum. Daha bir tane daha kart var, onu da mı değiştireyim? Ama bu sefer kart değiştirmeye yetişemeyeceğim. Ben en iyisi kartların byte'larını büyüteyim biraz. 32'lik kullanıyorum ben, hani ne deniyor ona? Class 10. Onun altında kullanmıyorum zaten. Hani çekimlerde başka türlü olmuyor. Daha profesyonel destekliyorsa bu GoPro almak lazım, bir 64'lük falan. Çünkü kayıt yarıda kesildiği zaman hoş olmuyor açıkçası. Kop 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 kop. Geçersin sen bunu. Angelina'sın sen. Renault'sun sen. Bir tanesi yazmıştı. Adama bak, sanki Volvo kullanıyor da yaptığı şeye bak. Gerim gerim anlatıyor falan. Ya arkadaş, sanki sen de Volvo'yu da sen mi ürettin yani? Nasıl bir kafa yapısı bu, anlamadım ki. Ya da sanki Renault bunun ekmeğini elinden almış gibi. Ne olmuş yani? Renault da yabancı, Volvo da yabancı. Olsa ne olur, olmasa ne olur. Ben üretmiyorum ki bunları. Ben o yüzden anlamıyorum işte. Volvo'cular, Mercedes'çiler, Scania'cılar, Renault'cular. Yani bunu anlamıyorum gerçekten.
Çünkü sen üretmiyorsun. Yani senin ürettiğin bir şey yok orada. Neyin peşine takıldığını bilmesi lazım insanın. Bence. Yağmur da iyiden iyiye yağmaya başladı. Aşağı yukarı bir saat oldu sürüş. 5 dakikada biz gevezelik yapsak, vay vay vay. 1 saat 5 dakika. Devam mı yani? Kart bitene kadar çekeceğiz galiba. Takılan bir şey olursa sormaya devam edin ki ben de size bir şekilde yardımcı olmaya çalışayım. Bildiğim kadarını aktarmaya çalışayım. Yani işle ilgili olur, başka bir şeyle ilgili olur. Bildiğim bir şeyse yanıtını veririm. Gerek videodan kayıt yaparak veririm. Gerekse yorumlarınıza cevap yazarak veririm. Ama muhakkak yanıtsız bırakmam arkadaşlar. Onu zaten şimdiye kadar takip edenler biliyorlar. Her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum, yanıtlamaya çalışıyorum. Onun da altını bir kere daha çizelim. Evet, istikamet Almanya. Belçika sınırları içerisindeyiz. Aachen kapıya doğru ilerliyoruz. Renault 460 DXi EEV motor privilege'le, opti driver'la. Ne çok ismi varmış bu Angelina'nın da. Geçen küsüyorduk birbirimize neredeyse Angelina'yla. Seviye düşük diyor bana ya. Seviye düşük ne ya? Hakaret ediyor. Boşanma sebebidir yani. Yeni T kabin bulana kadar mesajım müdürlere bu arada. Yeni T kabin, T range ya da işte neyse onun adı. Açığa çıkıp da bir tane bana verilene kadar Angelina'yla bağlarımızı kopartmaya niyetimiz yok. Ama dediğim gibi arada sırada ufak tefek sürtüşmelerimiz olsa da sıkıntı yapmıyoruz. Bu arada Türkiye'de yaşanan kadına şiddet haberlerini duydukça da kahroluyoruz. Onu da muhakkak ki söylemek isterim. Hani biz Müslümandık. Hani kadına el kalkmazdı. Bırak yabancıyı, kendi hanımına kötü söz söylemek, hakaret etmek, el kaldırmak değil bir de öldürmek. Yani haddim midir? Değildir ama Müslümanlık mıdır bu? Değildir. Ve hani hadisler, hani Kur'an-ı Kerim ayetleri, hani veda hutbesi, bir insan bakmaz mı bunlara? Hayatını buna göre şekillendirmez mi? Ayıp, günah, her şeyden öte onlar bize emanet ya. Kadınlar bize emanet. Bunu böyle görmek lazım. Emanete ihanet. Sadece birinden aldığım malı taslamam ona geri iade etmekle mi olur? Hayır. Kadınlar,
en büyük emanet o. Ya evini çekip çeviriyor. Evini idare ediyor senin. O olmasaydı sen bu işleri yapabilir miydin? Yapamazdın. Sadece o da değil ya. Hiçbir şey yapmasa. Otursa sadece bir köşede. Gene de o sana emanet ya. Bakacaksın ona. Gidip de şiddet neymiş yani? Neyin şiddeti? Git kendini döv. İlla birini döveceksin. Kendini döv abi. Bak bakalım nasıl oluyor. İki yumrukta kendini at bakalım. Ayıp ya. Vallahi üzülüyorum. O yüzden şiddetle karşı çıkıyorum. Benim de şiddetim bu. Şiddet gösteriyorum kadına şiddet gösterenlere. Bunun eğitimle alakası yok. Siyasetle hiç alakası yok. Politikayla, efendime söyleyeyim, neyse yani. Bunu bir yere bağlamak bence bu işi meşrulaştırmaktan başka bir şey değil. Efendi işte son dönemlerde bu hale geldi Türkiye. Hayır. Sen bunu dediğin anda bunların ekmeğine yağ sürüyorsun. Aa ben kadına şiddet gösteriyorum ama tamamen ülkenin yönetimiyle alakalı. Der adam çıkar işin içinden. Bunu yapamazsın. Dur. Yola bakıyoruz ama ben en azından bir şunu iki çift laf edeyim yani. Bununla ilgili bir konuşalım istiyorum. Yani sen diyorsun ki eğitim sisteminden kaynaklanıyor. Şiddet gösteren adam ne diyor? Diyor ki ya eğitim sistemi bozuk o yüzden ben şiddet gösteriyorum diyor. Bak şimdi. Öyle oluyor yani. Bunu dillendirecek bir zekada olmadığı için içgüdüsel olarak öyle değil. Yani hayvani bir dürtüyle benim yüzümden değilmiş acı diyor yani. Şimdi, hak vermek için söylemiyorum ama adamın eline koz veriyorsun sen. Kadına şiddet uyguluyor. Efendim son 20 yılda oldu bunlar. Ne 20 yılda oldu? Hep vardı bu. Sadece medya biraz daha bu konulara eğildi. Sesini duyurabilmeye başladı insanlar. Hep vardı. Sen sanıyor musun sadece Türkiye'de oluyor? Hayır, her yerde var bu. Tamam, Türkiye'de biraz fazla. Ama bunu dediğim gibi altını bir kere daha çiziyorum. Sen bunu eğitimsizliğe, sen bunu siyasete bağlarsan o adamlara dediğim gibi ekmeğine yağ sürmüş olursun. Benim yüzümden değil hacı. Kader utansın diyor ya yani, o yani işte. Kader utansın. Adam öldürüyor ya da kadın öldürüyor. Şiddet uygulamış. Öldürmüş ya, canını almış ya. Daha ne yapsın? Canını almış ya bu. Ondan sonra diyor ki içeride volta atarken kader utansın diyor. Lan bir kere de sen utan be. Bir kere de sen utan. Terbiyesiz. Bırak ya. Öbürü de çıkıyor diyor ki ya bunu alet etmeyin ya. Bunu politikaya, siyasete alet etmeyin. Bunu eğitim sistemine alet etmeyin. Ya eğitimciler şimdi o kadar tanıyoruz. Pırlanta gibi öğretmenlerimiz var ya. Sen şimdi eğitim sistemi yüzünden dediğin anda bütün öğretmenlere dedin ki senin yüzünden bu adam bu kadını öldürdü dedin. Şimdi olmadı. Aynı sınıfta ben de okudum. Ben şiddet uygulamıyorum. Nasıl eğitim sistemi? Sen bunu eğitim sistemine bağlıyorsun ya. Sen de okudun o eğitim sisteminin içinde. Sen niye yapmadın şimdiye kadar? Ha? Yani bunları birazcık düşünmeden mi konuşuyoruz acaba? Bana biraz öyle geliyor sanki. Kadına şiddete hayır. Öyle değil. Öyle değil. Ya bu evet. Şuna bağla. Cezaların yetersizliğine bağla. Çünkü bu bir etken. Ama yapacak yine yapıyor. Bir de sadece ceza sistemiyle dönüyor dünya. Farkında mısın? Hani ödül sistemi? Mesela karısına şiddet uygulamayan, karısına güzel sözler söyleyen, onu her fırsatta sevdiğini beyan eden. Mesela ben kendimi biliyorum kardeşim, başkasını bilmem mi? Dört duvar arasında olanı bilmem mi? Yani karısına iyi davranan, iyi geçinen, sevgilisine efendime söyleyeyim bir eli yağda bir eli balda yaşatan. Yani ne diyeyim yani şimdi? Bu insanlara da bir ödül verseler ya. Yani. Ver ödülü.
Öbür adam desin ki ney? İşte atıyorum 100 gram altın mı veriliyormuş? Aha! Dur lan tutayım kendimi biraz. Ya içindeki hayvani dürtüyü bir anda alırsın ya, böyle kurdun önüne bir parça et atarsın, sana böyle bakmaya başlar. Hani köpek mesela, azılı bir köpektir. Bir et atarsın, hemen dili dışarı çıkmaya başlar. Seninle samimi olarak, hani ben de sendenim, artık sana nasıl bir yardımcı olabilirim demeye başlar. Yani sen hangi köpeği döverek eğitebildin? Bana cevap ver. Döverek köpek eğitebilir misin? Hani K9 eğitim çiftlikleri falan var. Bir tane köpek eğitmeni var mı aranızda? Ne olur bana cevap verin. Hangi köpeği döverek eğittiniz şimdiye kadar? Hangi köpeğin kafasına vura 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 o çemberden atlatabildiniz ya da o merdiveni tırmandırabildiniz? Hayır. Onu oradan geçirmek için ona bir parça et mi verdin? Onun sevdiği krekerlerden mi verdin? Ödülle yapmadın mı bunu? Ödülle eğitmedin mi? Ceza sistemini ortadan kaldır, ödül sistemini getir. Mis gibi dünya. Özendir. Özendir insanları. Lütfen ya. Hadi dön yola. Yeterince konuştum ben. Ne yapayım, tek kamerayla bu kadar oluyor. Hops. Şöyle yapalım. Evet. Biraz da geriye alalım seni. Şöyle. İyidir. Evet. Sanıyorum yetecek sınıra kadar. Ama bayağı da geldik ya. Bayağı bayağı geldik ama daha ne kadar gideceğiz ya? 58 kilometre diyor. Allah Allah. Biz neredeyiz şu anda? E40 üzerindeyiz. Alman'a girdik de benim mi haberim olmadı acaba diye bakıyorum da. Bakayım. Yo, Belçika Park. East Belgium Park. Yani Doğu Belçika Parkı. 1000 metre. 37 ter diyor. Ne demek ki o, bilmiyorum ya. Bir de bunlar Flamanca konuşuyor, hiçbir şey anlaşılmıyor. Değil mi? Bunlar da Flamanca konuşuyor. Hollandalılar da öyle olması lazım. Hani Belçikaca, Hollandaca diye bir şey yok. Flamanca var bildiğim böyle. Hani Almanca da değil. Ama hepsi helal olsun İngilizce biliyor ya. Çok rahat ettim burada ben. Samimi söylüyorum. Çok hani çok az bilenle de anlaşıyorsun. İyi derecede bilenle de anlaşıyorsun. E zaten benimki orta seviye. Kendimi anlatıyorum. İşte Türkiye'den geldim. Yüküm bu. Nasıl yapalım? Bunlar evraklarınız, bunları alın benden. Sadece SMR'yi imzalayın, verin. İşte nereye yanaşalım? Nasılsınız, iyi misiniz, hoş musunuz, beş misiniz? Çay kahve içer miyiz falan. Tuvalet nerede? Hani gibi. Genel geçer şeyleri bildiğiniz zaman zaten problem yok. E onları biliyorsan zaten konuşuyorsun yani. Normalde gelsen ne diyeceksin ki adama yani? Hani Beethoven hakkında mı konuşacaksın yani? Mozart'ın 9. senfonisini mi irdeleyeceksin? Öyle bir şey yapmayacağın için ihtiyacın olan kadarını bil, gerisi zaten geliyor. Eupenbalen'e 67 yoluna ayrıldı önümüzdeki tır. İyi de oldu. Biz de gidiyoruz şimdi bu yoldan, soldan. Bir yol ayrımı daha varmış 55 kilometre sonra ama orası Almanya'da mı? Nerede? Bilemiyorum. Bakacağız bakalım. Hep beraber göreceğiz. Ne çok konuştum bugün ya. Bildiğin içimi döktüm ya. Rahatladım. Sayenizde. Ercan Saatçi ne yapıyor ya? Ercan Saatçi nerede acaba ya? Güzeldi onlar. İzel Çelik Ercan zamanı değilim. Ercan sadece kendisi müzik yaptığı zamanlarda hoştur yani. Sayenizde diye. Şarkısı vardı. Senden vazgeçtim. Dedim.
sayenizde uyumuş aşk bestesi dedikleri. Güzel şarkı. Güzel şarkı. Çok güzel şarkı. Bir gün size Mustafa Musa'nın hikayesini anlatayım ben de. Çok güzel hikaye. Acı hikaye. İzlemediniz değil mi hala? İzleyemezsiniz ki. Kaybedenler Kulübü yolda. Yok arkadaş, nasıl bir gizem yaptılarsa korsanını bile bulamıyoruz yani. Allah'tan da denk geldim de onu sinemada izleyebildim. Yoksa yok. Puhu TV'yi aldı haklarını. Nasıl bir gizlilik politikasıysa, ya tek bir sinema çekimi dahi olmaz mı piyasada? Yok. Yok. Tekrar izleyeyim diyorum. Yok. DVD'si var mı? Yok. Senaryo kitabı var. Orada en son senaryo kitabını alıp okuyacağız tekrar. Bu arada tavsiye ettiğim 2-3 tane kitap vardı size. Okudunuz mu? Okuyabildiniz mi? Bilmiyorum. Önceki videolarda var. Instagram mesajlarında da olması lazım. Ya bir kere Hakan Akdoğan okuyun. Değerli bir abim. Kirpi mesafesi. Efendime söyleyeyim, Struma. İlk kitabı New Peri'de. Bunları okuyun. Bunlar güzel kitaplar. Hakan Akdoğan'ın bütün kitaplarını okuyun. Bir de Başak Sayan'ın kitaplarını okuyun. Onlar da çok güzel. Eğlenirsiniz yani. Keyif alırsınız, bilgilenirsiniz. Zor bir şey değil. Başladım mı devamı geliyor. Mavi damperli kamyon bizi nereye götürüyorsun acaba? ...90 kilometre yolumuz kaldı adrese. Ama Almanya içinde ne kadar mesafe gideceğiz bilmiyorum. Şu kapıyı geçelim de videoyu kapatalım. Tabii varabilirsek oraya. Varamazsak canımız sağ olsun ya, ne yapalım. Allah, çok şükür ya. Nerede olduğumuza dair bir ipucu var mı acaba? Bir bakalım şeye. Haritalara bakalım ya. Haritalara bakalım nerelerdeymişiz. Bayağı yolumuz var ya. 50 kilometre yolumuz var da. Şu an Liège taraflarındayız. Liège. Evet. Pardon. Aa yok. Geçtik orayı. Daha yeniledi. Şimdi yeniledi. Aa çok az kaldı. Tamam. Aachen kapıya. Çok az kaldı. Geçtik, geçeceğiz. Çok iyi, çok iyi. Şöyle de bir fark var Belçika ile Almanya arasında. Sol tarafta direkleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şeyler var. Yol aydınlatma direkleri var. Yollar hep ışıklı. Gece yolculuk yapmak keyifli. Almanya'da tek bir ışık dahi yok otobanlarda, biliyor musunuz? Bir ışık varsa zaten hemen frene bas. O ışık bir yol yapım çalışmasının ışığıdır. Zaten sarı olur onlar. Biraz yavaşla, biraz dikkat et gibi bir ışık çıkar karşınıza Almanya'da. Ama Belçika'da öyle değil. Sıra sıra. Bunlar mesela havanın karanlık düzeyine göre de değişiyor. Kırmızı yanıyor, sarı yanıyor, beyaz yanıyor.
göz almayacak şekilde, yolu aydınlatacak şekilde yapmışlar. Çok da güzel olmuş. Muhtemelen ışıkların bittiği yerde, direklerin bittiği yerde, sol ve sağdaki direklerin bittiği yerde Almanya'ya girmiş olacağız tahminimce. Grenzerast, evet evet, sınır dinlenme parkına geliyoruz şu anda. Bakayım ne kalmış. Aachen 11 kilometre. Ama Aachen Alman tarafında olduğu için Zolland 2 kilometre. Gümrüğe 2 kilometre kaldı diyor. Şuradan geçip hemen bir yerde duracağız. Defterimizi yazacağız. Belçika'dan çıktık diye. Ona göre de bir şekil şemal yaparız. 1 kilometre diyor kaldı diyor. Gümrük de burada diyor. 40 numaraya 500 metre ne demekse bu 40. herhalde çıkış. Onu anlatmaya çalışıyor bize. Lichtenbuch mu? Nasıl okunuyor bilmiyorum ya. 50. Bitiyor mu? Belçika bitiyor mu? Son mu artık? Son park yeri mi burası? Evet. Evet. Sanıyorum. That's the one. Şu park yerine giriyorum arkadaşlar. Yavaşlıyorum. Bak, şeyler bitiyor. Gördün mü? Lambalar bitti. Oh. Oh. İyice. Şöyle park yerine doğru duralım. Evet. Önümüzdeki şeyi görüyor musunuz? Şu dörtlerimizi bir yakalım. Bak, şu ileride şurada bir tane tabela var. Şurada. Orada diyor ki Almanya. Önümüz Almanya. Evet arkadaşlar. Tamam. Şu dörtleri kapatalım ya. Takoyu kapatalım. Okey. Giriş birinci sürücü. Onu da size göstereyim ya. Şöyle yapalım. Bak şimdi dön geri. Şu halde tako. Giriyoruz. Yazdırma değil. Aşağıya al. Araç değil. Giriş. Birinci sürücü. Bitiş ülkesi. Belçika. Giriş kaydedildi. Başlanan ülke. Almanya. Evet. Aramenden çık. Evet. Onu da hallettik. Şimdi nerede benim defterim? O defteri bir yazayım. Karayolu. Dur, bunlar dosyalar. Dosya diyeyim. Dosyalarımızı koyalım. Evet. Hop. Eşya taşıması için karayolu karnesi. Sönmez buz taş. Böyle buralara yazıyoruz işte. Tarihi, nerede yüklemişiz, nerede boşaltmışız, nereden nereye gidiyoruz. İşte Türkiye'den Almanya ve Belçika'ya gelmişim. Türkiye'den Belçika, 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 şu an boş diye layer yazıyoruz oralara. Kilometreleri yazıyoruz buraya. Şimdi burada Belçika'yı kapatacağım Aachen'de. Tık, buraya kilometremi yazacağım, şuraya tarihimi yazacağım. Altı da tekrar açacağım boş olarak Almanya'da başladım diyeceğim. İlk yükü aldığım yerde de tekrar oraya kilometre yazıp tekrar açacağım, tonajını falan yazacağım. Olay bu. Koskoca Belçika'yı sizinle geçtik. Nereden baksam Brüksel'den Aachen kapıya kadar beraber geldik arkadaşlar. Biraz bağırdım çağırdım ama bağırmak çağırmak gerektiği yerlerde bağırdım çağırdım. Şunun için kadına şiddet uygulamayın artık gençler. Siz değilsiniz biliyorum.
Ama etrafınızda varsa ihbar etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Abone olmayı unutmayın. Zile tıklayın. Bildirim gelsin. Daha önceki videoları da takip edin. Instagram için de Instagram adresim burada. Oradan da takip edebilirsiniz. Hadi hoşçakalın.